Söz sırası Kayseri Milletvekili Sayın Çetin Arık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 2020 yılı TÜBİTAK'ın bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Büyük Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin başında 1919 yılının manzarayı umumesinden bahseder. Yani ülkenin genel durumundan söz eder. Bundan tam 100 yıl sonra 2019 yılında ülkemizdeki manzarayı umumiye de şöyledir. Vatanın hakimleri siyasi iktidarın memurları haline gelmiş, bağımsız yargıdan söz edilemez olmuş, siyasi iktidarın dış politikada yaptığı hataların sonucunda 5 milyona yakın mülteci tarafından şehirlerimiz işgal edilmiş, milli eğitim çağın gerisinde takıntılı ve ideolojik saplantılar hale gelmiş, tarımsal üretim yok olma noktasına gelmiş, tarımda ve imalat sanayinde tamamen dışa bağımlı olunmuş, ekonomi çökmüş, işsizlik zirve yapmış, yolsuzluk ve siyasi yozlaşma bir kanser gibi her yerimizi sarmış. FETÖ ile mücadele tamamen sulandırılmış, ülkemde FETÖ borsası kurulmuş, ülkemize ihanet eden kadim FETÖ'cüler FETÖ borsasında bir bir aklanmış, hatta bazıları baş tacı yapılmış. Bu manzara içerisinde TÜBİTAK'ın bütçesini konuşmak büyük bir talihsizlik. Zira iktidarın ARGE çalışması, bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Bakınız sayın milletvekilleri, ABD ARGE'ye 476,5 milyar dolar, Çin 370 milyar dolar, Türkiye ise TÜBİTAK'a sadece ve sadece 3,5 milyar lira pay ayırıyor. Aynı Türkiye Diyanet'e ise 11,5 milyar lira, yani TÜBİTAK'ın yaklaşık 4 katı pay ayırıyor. Değerli milletvekilleri, TÜBİTAK çağın gerekleri ve dünyanın gidişatı göz önüne alındığında ülkemizin esasında göz bebeği olması gereken bir kurum. Peki gaflet uykusundaki AKP iktidarları ne yaptı? Tam beş kez TÜBİTAK'ın kanununu değiştirerek TÜBİTAK'ı FETÖ'nün emrine verdi. TÜBİTAK gibi bilim üssü olması gereken bir kurum FETÖ üssü haline getirildi. Gerektiğinde hükümete danışmanlık yapması için kurulan bir kurum artık FETÖ'ye danışmanlık yapıyordu. Çünkü mevcut hükümetin danışmanı da akıl hocası da ne acıdır ki ülkemizi elimizden almaya kalkan FETÖ'ydü. Değerli milletvekilleri, aramızda ağızlarını köpürte köpürte İsrail'e küfreden milletvekilleri var. Evet, İsrail Kudüs'te uyguladığı zulüm ile bu küfürlerin daha da fazlasını hak ediyor. Ama ne acıdır ki FETÖ'ye teslim edilen TÜBİTAK'ta üretilen teknolojik ürünler, ülkenin teknolojik sırrı FETÖ mensuplarının özel şirketleri üzerinden İsrail'e verildi. Elde edilen geliri de hep birlikte paylaştınız. TÜBİTAK sadece FETÖ'ye para aktarmakla kalmadı sayın milletvekilleri. Aynı zamanda Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında da baş aktör olarak rol aldı. Biz dün bu kurumları FETÖ'ye teslim etmeyin, gün gelecek ülkeyi de sizi de sokacak derken boşuna konuşmadığımız gibi bugün yargıyı siyasallaştırmayın, liyakat ayaklar altına almayın, milli eğitimi yozlaştırmayın derken de boşuna konuşmuyoruz sayın milletvekilleri. Yarın göreceksiniz ki bu yaptıklarınızın bedelini maalesef millet olarak hep birlikte ödeyeceğiz. Eğer ki dünyaya önderlik etmek istiyorsak, eğer ki gelişmek, kalkınmak, büyük devlet olmak istiyorsak, bunu ey Trump, ey Merkel, ey İsrail ifadeleriyle başlayan sahte kabadayı cümleleri kurarak gerçekleştiremeyiz. Eğer ki büyük devlet olmak istiyorsak, ülkemizin, medyamızın, iktidarımızın ana gündeminin yapay zeka, teknoloji ve bilim olması gerekiyor. Önce bilime inanmanız gerekiyor. Bilimden, okuyandan korkmamanız gerekiyor. Atadığınız rektörün "ben okumamış cahilin ferasetine daha çok güveniyorum" dememesi gerekiyor. Bakın sayın milletvekilleri, Türkiye'de şu anda görev alan 71 rektörün aldığı atıf sayısı sıfır. Atıf demek bir bilim insanının araştırmalarının dünyada başka bilim adamları tarafından kullanılıp referans gösterilmesi demek.
Bizim 71 rektörümüzün yayınlarının uluslararası alanda hiçbir bilim insanı kullanmamış. Bu durum utanç verici bir durumdur. Bu rektörler gelişmiş ülkelerde doktora öğrencisi olarak bile kabul edilmezler. Ama bizim ülkemizde bunlar rektör. Liyakatsızlık işte her alanda böyle sayın milletvekilleri. Avcı dergisine yayın yapan, bu dergilerin editörü olan rektörlerden atıf alabilir mi? Televizyon kanallarında bir daha rektör olayım diye her akşam iktidarın borazanlığını yapan rektörler atıf alabilir mi? Elbette ki. Ama ülkemizin uluslararası alanda kabul gören çok sayıda bilim insanı var. Örneğin Amerika'da Silikon Vadisi'nde yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan sevgili yeğenim Doktor Elektrik Elektronik Mühendisi Ömer Sercan Arık'ın aldığı atıf sayısı tam 1414. Sıfıra karşı 1414. Bunun gibi binlercesi var sayın milletvekilleri. Ama ülkemizde bu değerlerin kıymeti bilinmiyor. Evet, dünya yapay zeka ile ilgileniyor. Maalesef ki AKP'nin ve hükümetin ajandası göz önüne alındığında bu söylediklerim şu an için bir rüya gibi, bir hayal gibi görünüyor. FETÖ, PKK açılımı, Suriye gibi pek çok konuda burnunun ucunu bile göremeyen hükümetin derin vizyon gerektiren bu konularda öngörü sahibi olması elbette ki beklenemez. Peki çare ne? Çare en hakiki mürşit olarak bilim ve fendir ilkesini benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıdır. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.